Sevgili öğrencilerim, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimize bugün yeterlilik eylemiyle devam ediyoruz. Umarım bu kolay cümle kurma tekniklerini konuşma pratiğinizde de geçirebilmişsinizdir. Başlayalım. Gelenleriniz için, yeni duyanlarınız için bunların hepsini bir oynatma listesine ekledim. Böylelikle ilk videodan itibaren izleyerek mantığını daha iyi kavrayabilirsiniz. Bu videolardan hoşlanıyorsanız, işinize yaradığını düşünüyorsanız eğer kanala abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz, beğeni bırakabilirsiniz, desteklerinizi bu şekilde gösterebilirsiniz. Bugün yeterlilik eylemiyle devam edeceğiz. Ne demek bu yeterlilik? Bu yeterliliği biz bir şey yapabilme kabiliyeti olarak açıklayabiliriz. Örneğin işte pencereyi açamıyorum. Pencereyi açmıyorum değil, pencereyi açamıyorum. Ya da seni duyamıyorum, seni duymuyorum değil, yine seni duyamıyorum. Yani duymuyorum deyince biraz keyfi bir hareket de olabiliyor. Ama duyamıyorum dediğimiz zaman ortada bir sıkıntı var ve ben o yetiye sahip değilim, sana erişemiyorum şeklinde kullanabiliyoruz. Yeterlilik bizim Türkçe'de çok daha zor bir konu açıkçası. Çünkü böyle fiillere bitişik olarak gidiyor. Örneğin konuşmak, konuşabilmek, konuşamamak şeklinde. Ama İspanyolca'da öyle değil. İspanyolca'da ayrı bir fiili var bunun. Poder eylemi. Bu poder eylemini yine diğer fiillerde yaptığımız gibi kişilere göre çektikten sonra yanına başka fiiller, bu 30 tane en çok kullanılan fiil demiştik. Artık aşağı yukarı hakimsinizdir diye düşünüyorum. Bu fiillerden ne getirseniz getirin, ona yetiniz olmadığını gösterebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun sadece böyle bir yeterlilik olarak değil de işte kibar bir şekilde soru sormak şeklinde de kullanabiliriz. Örneğin camı açar mısın, camı açabilir misin şeklinde de bunları kullanacağız. Örneklerimize geçelim, daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Poder eylemini çekimledik. Puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden şeklinde, işte biz, siz, onlar vesaire. Bundan sonra bir tane fiil seçtik. Şimdi kafamıza göre seçelim, tamam mı? Mesela trabajar eylemi olsun. Bugüne kadar hiç değinmediğimizi düşünüyorum. Çalışmak eylemi bence önemli de bir eylem. Bu eylemi aldıktan sonra ben hep basit olsun diye ilk kişiden başlıyorum ama her zaman diğer şahıslara göre de çekimleyin demiştik. Bu sefer hem soru cümlesiyle hem de ikinci şahısla başlamak istiyorum. Böylelikle biraz daha bir sohbet havasında en azından videomuzu yürütmüş oluruz diye düşünüyorum. İkinci kişiye gittim. Şimdi diyelim ki mesela yarın çalışabilir misin diye soralım. Çalışabiliyor musun, çalışabilir misin şeklinde, nazik bir soru şeklinde sorduğumuzu düşünelim. Karşı tarafı sorduğumuz için puedes'i aldık. Yanına direkt olarak trabajar eylemini ekledik. Puedes trabajar, çalışabilir misin? Sonra ne zaman diye soruyorum. Dikkat ettiyseniz ayrı bir sorusu var. Bu bunun ek bilgi olduğunu gösterir. Bu grubun arasına girmemesi gerekir. O yüzden puedes mañana trabajar'dan ziyade, ki kullanılabiliyor olmasına rağmen daha kurallı cümleler oluşturalım lütfen. Puedes trabajar mañana diye sorduk. Bunu da nasıl yaptık? Vurgu yaparak verdik. Bunun bir soru olduğunu vurgularla belirttik. Puedes trabajar mañana? Yarın çalışabilir misin? Karşı tarafta desin ki mesela, onaylasın mesela, evet tabii ki yani ne demek şeklinde bir onay verdiğini düşünelim. Si, puedo diyebilir. Şimdi bizim Türkçe'ye baktığımız zaman bizde sadece yeterliliği kullanamıyoruz. Çünkü bu bir ek Türkçemizde. Yani ebilirim diye bir şey söyleyemeyiz. Çalışabilirim diye eklememiz gerekiyor. Ama İspanyolca'da öyle değil. İspanyolca'da sadece puedo dediğiniz zaman, neden puedo'yu seçtim? Çünkü benden bahsediyorum, evet çalışabilirim diye. Zaten o bahsi geçen fiile atıfta bulunmuş oluyorsunuz diyeyim. Si puedo, yani si puedo trabajar. Biraz daha böyle evet tabii ki şeklinde, ne demek tarzında kullanmak istiyorsak mesela. Claro que sí diyebiliriz. Tabii ki evet. Yahut yine poderle devam edebilirim. Claro que puedo. Yani, tabii ki çalışabilirim şeklinde kullandım. Reddetsin mesela, bu sefer de negatife gidelim. Bunda da yine ne yapacağız o zaman reddedeceksek? Sadece başına no koyduğumuz anda zaten negatife gitmiş oluyorum. Diğerinde de puedo demiştim. Aynı şekilde bunda da aldım puedo dedim. Ne oldu? No puedo oldu. Çalışamam oldu. Daha sonrasında bir sebep belirtebilirsiniz mesela. Diyebilirsiniz ki
anneme yardım etmeliyim olsun. Böylelikle bir önceki videoda açıkladığımız o gereklilik vardı ya, zorunluluk vardı. Melimalı. İşte onu kullanmış olalım. Onun da pratiğini yapalım. Dedi ki no puedo. Sebep belirleyeceğiz. Çünkü diyeceğiz. Bunu birçok kez kullandık. Çünkü'ye hakim olun artık lütfen. Porque. No puedo. Porque. Nasıl diyeceğiz? Yardım etmeliyim. Hatırlıyor musunuz? Tenerke eylemiyle kullanıyorduk. Ben yardım etmeliyim dediğim için bana göre çekimlemem gerekecek. Yardım etmek eylemini biliyor musunuz? Bunun listelerde olup olmadığından emin değilim. Bunu listenin aşağısına eklerim. Ayudar eylemi. O zaman tengo que ayudar dediğim zaman yardım etmeliyim oldu. Ama anneme şeklinde ekstra bir bilgi eklemek istiyorum. Anne, madre. Annem dediğim zaman mi madre şeklinde onun bana ait olduğunu belirtiyorum. Annem. Ama annem yardım etmeliyim demiyorum. Ne diyorum? Anneme yardım etmeliyim diyorum. Orada bir e var gördüğünüz gibi. Bu bir yönelmedir. Hatırlıyor musunuz? Süpermarkete şeklinde birçok kez örnek vermiştik. Nereye gitmeliyim? Süpermarkete ya da nereye gitmek istiyorum? Süpermarkete demiştik. Orada da bir e var. İşte bunların hepsi bir yönelmedir. Anneme yardım etmeliyim dediğimiz için başına yine ne yaptık? A mi madre dedik. Aynı zamanda bunu hem böyle düşünebilirsiniz hem de birçok yerde bunun uymadığını görmenize rağmen o a'nın kullanıldığını göreceksiniz. Bunun sebebi İspanyolca'da fiillerden sonra eğer bir kişi geliyorsa araya a konuluyor. Bu onların bir gramer kuralı. Tamam mı? Tengo que ayudar dedikten sonra ayudar benim fiilim. Tengo que ayudar fiil grubum zaten aynı şey. Mi madre de bir kişi sonuçta. O yüzden araya a'yı koydum. Bir yerde mesela arkadaşımı görmeliyim ya da arkadaşımı görmek istiyorum dememize rağmen orada ismin i hali vardır. Çok önemli değil adı. Buna rağmen araya a gelir. Bunun sebebi bu gramer kuralından kaynaklanır. Ne yazık ki bu tamamıyla Türkçe'ye çevirdiğimizde uymuyor yani. Tam bir çeviri yapamıyoruz. Buna da böyle alışabilirsiniz. Bu küçük bilgiyi verdiğimize göre devam edelim. No puedo porque tengo que ayudar a mi madre dedik. Güzel oldu, gayet hoş. Karşı tarafta desin ki mesela, okey, yani ne yapalım? Perşembe çalışabilir misin o zaman desin. Günlere de hakim olalım, olur mu? Yani günler de önemli, günler ve saatler de gün içerisinde sıkça kullandığımız şeyler, aylar, mevsimler, bunları geçtik zaten, yani gerek yok dedik. Günlerden çarşamba, İspanyolca'da nasıl söyleniyor? Eğer bunu da baştan saydıysanız, lunes, martes, miércoles deyip miércoles'i bulduysanız buna bir son verin. Çünkü şöyle yapmaya çalışın yani her seferinde böyle baştan sayarak olmaz. Çok rica ediyorum. Nasıl yapabilirsiniz? Aklınızdan gün tutun, ondan sonra onu söyleyin. Ya da her seferinde lunes, martes, miércoles diye saymayın da tersten gelin bu sefer. İşte domingo, sábado, viernes falan gibi tersten saymaya alışabilirsiniz. Ya da bir gün seçersiniz, onun devamında bir tersten bir yönden. Yani biraz bunun egzersizini yapın, her seferinde baştan sona kadar saymayın. Öyle olmaz çünkü sırayla ezberlemişsiniz demektir. Her bir günü gün olarak bunu da nasıl yapabilirsiniz? İşte bugün kalktınız, bugüne baktın, düne baktın, yarına baktın. Her gün 3 tane gün çalışmışsın zaten. Bir haftada ezberlersin. Her neyse. Bir su alıp geleyim. Evet. Devam ediyorum. Çarşamba günü çalışabilir misin diye soracak. Yine bir soru var. Bunu bir düşünün. Çalışmak var ama zaten bir öncekinde çalışmak kullanmışız, tekrar kullanmamıza gerek olur mu? Bir de çarşamba var. Bu çarşambayı ister başa koyun, ister sona koyun. Ben sona koymayı tercih edeceğim. Bunu iki türlü sorabilirsiniz. ¿Puedes trabajar el miércoles? Çarşamba çalışabilir misin? Yahut da zaten trabajar eyleminden bahsettiğimi bildiğim için direkt olarak ¿Puedes el miércoles? Diyebilirim. Çarşamba artık hangi fiilden bahsediyorsam onu yapabilir misin şeklinde sordum. O da desin ki mesela ben çalışamam ama Hazal çalışabilir desin. Şimdi ben hep diyorum ki bu yo, tu, el, eya bunları atın. Çünkü çok kasıntı duruyor diyorum. Ama eğer Türkçesinde ben bunu vurgu yapmak için kullanıyorsam İspanyolcasında da kullanmam gerekiyor. Dikkat ederseniz çalışamam, Hazal çalışabilir demiyorum. Ben çalışamam ama Hazal çalışabilir diyorum. O yüzden oradaki beni kullanıyorum.
Kişi fiilden önce gelir. Bu sebeple önce beni koydum. Yo no puedo. Pero, ama demek pero. Hazal'a gittim. Hazal dediğime göre artık poder eylemini nasıl çekimliyorum? Yo no puedo, pero Hazal puede. Dikkat ettiyseniz yine trabajar eylemini hiç eklemedim. Bunu ekleyerek de yapabilirsiniz. Yo no puedo trabajar, pero Hazal puede trabajar. Ama gerek yok. Çünkü zaten ondan bahsettiğimizi anlıyoruz. Bir adet daha soru cümlesi vereyim. Kameramın şarjı bitiyor. Videoyu sonlandıralım. Mesela dedim ki Podemos, kimden bahsediyorum yani? Bizden bahsediyorum. Podemos salir dedim. Çıkabilir miyiz dedim. Hafta sonu. El fin de semana. Semana, hafta, fin, sonu falan filan. Bunları vedalaşma videolarımda olması lazım. Detaylı olarak inceliyorum. Oralardan hem nasıl vedalaşacağınızı öğrenebilir hem de kelime öğrenebilirsiniz. Podemos salir el fin de semana. Hafta sonu çıkabilir miyiz? İşte cevap verdik. Si, podemos, no, no podemos. Bunları yine diğer videolara dönüp onlarla birlikte çalışarak daha da detaylandırabilirsiniz cümlelerinizi. Hazal ile konuşabilir misin dedim. Konuşmak eylemine geçen de değinmiştik. Hablar. Kiminle? Hazal ile. İle'yi de biliyorsunuz. Konuşmak hablardı. Konuşabilmek. Poder hablar. Ama ben bunu sana soruyorum. Konuşabilir misin diye soruyorum. O zaman puedes hablar. Konuşabilir misin? Con Hazal. Hazal ile konuşabilir misin diye bir soru sordum mesela. Ne negatif soru cümlesi yapalım. Bu akşam gelemezler mi diye soralım. Bu akşam gelmiyorlar mı değil, dikkat ettiyseniz, gelemezler mi? Biri gelmemek, diğeri gelememek. İşte oradaki küçük A harfi bizi podere götürüyor. O halde gelmek eylemini hatırlıyorsunuz mu acaba? Benir eylemi. Gelebilmek, poder benir. Gelememek, no poder benir. Şimdi poderi kime göre çekimleyeceğim? Bu akşam gelebilirler mi diye soruyorum. Kime soruyorum? Onlara soruyorum. Onlar gelebilirler mi diye soruyorum yani. O halde gelemezler mi diye soruyorum yani. Pueden venir dediğim zaman gelebilirler mi oldu? Başına no ekledim. No pueden venir. Gelemezler mi? Tarde, akşam demek. Este, esto, esta. Bu demek. Esta'yı seçiyorum çünkü tarde dişil bir kelime. No pueden venir esta tarde. Bu akşam gelemezler mi? Sonra cevap verdin. No, no pueden. Hayır, gelemezler. Pero, pueden venir la semana que viene. La semana que viene'yi hatırlıyor musunuz? Vedalaşma videomuzdan. Gelecek hafta demek. O videoda detaylarına girdiğim için burada direkt olarak geçiyorum. O halde hayır gelemezler. Pero'yu görmüştük. Ama demek. Pueden venir, gelebilirler. La semana que viene. Gelecek hafta, gelen hafta gelebilirler. Bugünlük de bu kadar efendim. Aşağı yorumlar kısmına poder eylemi ile kurduğunuz cümleleri bekliyorum. Haftaya yeni bir fiille görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiler.